Hattımızda bir telefonumuz vardı ama alalım hemen. Nereden? İzmir'den Aysel Samancıoğlu. Hoş geldiniz Aysel Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hemen vaktimiz çok kısıtlı, sorunuzu alabilirsek. Tamam, teşekkür ederim. Benim işitme kaybı oldu da ilaç kullandım. Geçmiş olsun. Ama bir fayda etmedi. İşte 3 ay falan oldu. İşte onunla ilgili bir tedavi var mı acaba? Araştırdım, ben de pek yok galiba. Onu Evet. merak ediyorum. Var mı acaba bir ilaç tedavisi? Hemen hocamıza Bitkisel soralım. tedavi. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diliyoruz. Hocam ne diyorsunuz? Evet, Ginkgo biloba, mabed ağacı. Mabed ağacı. Mabed ağacı, bu gördüğünüz, resmini gördüğünüz bitki. Ülkemizde yetişiyor mu? Japonya'da, Japon. Çin'de yetişir. 50 metre boyunda bir ağaç. Bunun yaprakları aynı beyne benzer. İki loblu. Bu nedenle biloba, iki loblu demek. Ginkgo biloba. Ginkgo'nun birleşiminde ginkoloid denen etken maddeler beyine kan akışını artırır. Kulaklara kan akışını artırır. İç kulağın içerisinde salyangoz içinde tüysüzlere, tüysüzlere besleyen kılcal damarlar var. Bu damarlar çok hassas olduğu için kişide yüksek tansiyon, düşük tansiyon, kolesterol Evet. veya gürültü ortamda çalışma gibi birçok faktör rol oynayabilir. Kulak çınlaması, ani duyma kaybı vesaire ortaya çıkabilir. Evet. Sadece Almanya'da 292 kulak, burun, boğaz doktoru 1357 hastayı bir yıl içerisinde Harika hocam. kulak rahatsızlığı olan ani kulak kaybı, duyma rahatsızlığı, az duyma, kulak çınlaması, baş dönmesi gibi rahatsızları kulak, burun, boğaz doktorları tedavi etmişler. Ama şimdi bunun için Japonya'ya gitmeyeceğiz, değil mi? Sizde Ha, belli bir tür yok vardır. zaten bu Ginkgo'nun çayını içseniz, bir Evet. çuval çayını içseniz yeterli değil. Çünkü birleşimdeki etken madde %0,25 ile %0,5 arasındadır. Biz bunun Ginkgo Forte diye özel bir formülünü geliştirdik. Bunun hastalarınıza verdiğiniz kürleri Tabii var, değil mi? tabii var. Evet Tamam, o evet. zaman size buradan da çok Ararlarsa rahatlıkla görüşürüz. ulaşabilirler. Evet. İşitme kaybı için de tedavi Tabii tabii olabilme mümkün. Çok kişimiz imkanı mevcut. hatta mesela İngiltere'de bir beyefendi kulak, orta kulakta, orta kulaktan boğaza östteki burusu açılır. Buradaki hava oraya, oradaki hava buraya gider gelir. Burada bir boşluk var, hava boşluğu, orta Evet. kulakta. Onun işte kulak zarındaki kalınlaşma nedeniyle dışarı çıkmadığı için hava, içeride basınç oluşuyor. Doktoru demiş ki, biz buraya bir tüp takalım, çok küçük. Evet. İçerideki havayı alsın. Tüp takarken salyangoza zarar vermişler. Bu sefer de adamcağızda kulak çınlaması, baş dönmesi ve duyma zafiyeti başlamış. 4 yıl kortizon vermişler. Adamcağız balon gibi olmuş, şişmiş. Ve yanlış tedavi. Tansiyonu, kolesterol, karaciğer yağlanması, hastalık. Hiçbir hastalığı önemsememiş ama bu sefer adam artık hafızası zayıflamış. Kişileri yavaş yavaş unutmaya başlamış. Dedi ki, beni aradı. Ya çok kötü duruma düştüm. Ne olacak? Hiç problem değil. Tamam dedi. Ben dedi oraya geliyorum. Varlıklı birisi. Orada iş yeri var. Ben dedi 3 ay Türkiye'de sırf bu iş için kalacağım. Göreceğim, bakacağım. Özellikle. Tamam. 3 ayda iyileşti. İstanbul'dan yani İzmir'den Londra'ya uçacağını İstanbul'dan Londra'ya uçtu. Buraya yanıma geldi. Dedi, neden Londra'ya İzmir'den uçmuyorum da İstanbul'dan uçuyorum. Biliyor musun? Bilmiyorum dedim. Nereden bileyim? Size teşekkür etmek için geldim. Ekstra buraya gelmiş teşekkür etmek için. Ne güzel.